Şimdi bir konuğumuz var. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle karşımızda. Sayın Gülle merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Büşra Hanım. Çok teşekkürler Sayın Gülle. Az önce izlediğimiz görüntülerle başlamak istiyorum sorularıma. Durmuş Yılmaz'ın, İyi Partili Durmuş Yılmaz'ın dolara müdahale edildiği iddialarını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani tabii siyasetçilerle ilgili soruların siyasetçiler gayet güzel bir şekilde verdi. Sayın Bakanımızı ben de dün akşam dinledim. İşin detayını bilmem ama netice itibariyle bir Merkez Bankası başkanlığını yapmış birisinin alım yeridir deyip de bir millete bu şekildeki terkinini doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Şahsi görüşüm olarak burada bu devlet görevi yapmış ve sorumluluğu olan kişilerin özellikle böylesi günlerde konuştuklarına, söylediklerine çok iyi dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü herkese etkileyebilecek durumdalar. O nedenle biz ülke için çalışan, her anını, her saatini üretimde geçiren ve direkt olarak piyasayı çok iyi takip eden, piyasanın içinde olan kişiler olarak doğal olarak biz de aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Böyle de bu kadar hassas olan bir dönemde biraz daha söylediklerimize dikkat etmekte fayda var. Vatandaşlarımız çünkü bizlerden etkileniyorlar, bizim söylediklerimizden, yaptıklarımızdan. O nedenle bu dönemlerde daha şey yapmak lazım. Bizim ülkemizin hiç her zamankinden daha fazla şu anda güvene, istikrara, daha sakin ve daha mütedeyyin bir şekilde olaylara bakmaya, yönetmeye ihtiyacımız var. Sayın Gül'le, dolarizasyonu önlemek için açıklanan yeni bir ürün var malum. Onu tartışıyoruz son iki gündür. Kur korumalı Türk lirası vadeli mevduat. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Detayları da yine Hazine Bakanlığı aktardı. Bu ürün için de değerlendirmenizi alabilir miyiz? Beklentilerinizi karşıladı mı ya da daha fazlası şu adımlar atılmalı dediğiniz noktalar var mı? Ben Büşra Hanım tabii biz ihracat yapıyoruz. Ülkemize en büyük döviz kazandırıcı faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Hem mal ihracatı yapıyoruz hem de hizmet ihracatı yapıyoruz. Ve çok ciddi bir şekilde de ülkemizin döviz ihtiyacını görüyoruz. Tabii bu yaşanılan o kısa anlıklı çok ciddi artışların yaşandığı günlük artışların çok yoğun olduğu dönemler tabii ki bizlerin de bu ülke vatandaşı olarak, bu ülkenin bir sanayicisi, ihracatçısı olarak bizleri de son derece rahatsız eden bir görüntü ortaya çıkıyor. Burada bir kaotik bir şey yaratıyor. Herkes malların şeyinde bir takım fiyatlamada, artışta yani pek çok yan etkisi ortaya çıkıyor. Bunların iyi olması gerekiyor. O nedenle bu süreçte Türk lirasındaki mevduata bir garanti verilerek yapılan bu uygulama halkımız tarafından da kabul gördüğünü görüyoruz. Burada illa dedi kendi paramız üzerinden, kazandığımız para üzerinden yatırım yaparak onunla getirideki eşitliği sağlıyorsa kendi paramızı tercih etmemiz lazım. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Kendi paramızı daha stabil, daha az etkilenen bu tür oynaklıkları fazla yaşamadığı hale getirmemiz gerekiyor. Bizim de önümüzü görmemiz gerekiyor diye söylüyorduk. İnşallah bu açıklanan paketle Büşra Hanım bu önümüzdeki süreçte hem ihracatçı olarak bizler de önümüzü görebileceğiz. Vatandaş da önünü görecek. Getirisinin ne getirdiğini, kaybolursa onun telafisi olacağını bizler de izliyoruz ve öğreniyoruz. Olacağının devlet garantisini veriyor. Devletin sözü zaten yeterlidir. Devlet bir şey söz vermiş, bir şey söz vermişse mutlaka yerine getirir. Biz de en azından ihracatçılar olarak da Merkez Bankası'nın vermiş olduğu uzun vadeli kurlarla, kur garantisiyle buradaki negatife düşerse onu telafi edeceği bir şeyle ihracatçımızın da kaybetmeyeceği bir programın uygulanması da ihracatçıya da bir güven getirecektir. İhracatçımız için her zaman söylüyoruz. Biz spekülasyon peşinde değiliz. Biz bu artışların ihracatın faydalanmasını bekleyen kesim değiliz. Biz zaten 365 gün üreten ve ihraç eden bir kesimiz. Bizim buradaki tek ısrarla söylediğimiz istikrarlı önümüzü göreceğimiz bir kur olması lazım. İhracatçı fiyat verdiği zamankinden daha düşük bir kurla karşılaşmaması, zarar etmemesi. Yani burada ihracatçının korunduğu bir sistemi de tabii ki sonuna kadar biz de destekliyoruz.
Son derece iyi bir paket oldu. Bunlar birlikte inşallah bundan sonraki de istikrarlı bir şekilde. Çünkü iyi bir ivme yakaladık. Dünyada tedarik zinciri merkezi olma konumuna geldik. Kapasitelerimizi dolu dolu çalıştırıyoruz. İhracatımız tam çalışıyor 7 gün 24 saat. Elimizde işlerimiz var. Önümüzdeki yıla sarkan yoğun siparişlerimiz var. Bizim önümüzde tek hedeflenmemiz satmak, pazarlamak, üretmek ve ihraç etmek. Onun ötesindeki bazı şeylerle tabii ki dikkatimizi, enerjimizi daha verimli şeylere kullanmak istiyoruz biz de Büşra Hanım. Sayın Güle, şunu da sormak isterim. Bakan Nebati'nin bir ifadesi vardı. Köpüklerin gittiği gerçek bir döviz değerine erişeceğiz dedi. Bu sizce ne demek, ne anlama geliyor? Biraz önce de söyledim. Bizim kurumuzun istikrarlı bir şekilde enflasyon kadar ihracatçıyı koruyan, içeride belli bir yeri olan bir süreçte gitmesi gerekiyor. Günlük %10'luk, %10 üzerindeki artışlar, arka arkaya bunlar kurumuzun gerçek değeri değil. Ben bunu daha önce de ifade ettim. Biz çok önemli rekorlar kırdık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına gidiyoruz. Önümüzdeki sene çok daha büyük hedefe doğru yürüyeceğiz. Ayda 20 milyar dolarlık bir ihracat bantını yakaladık. Bu çok önemli. Bu bize artık günlük milyar dolar ihracatına doğru giden rakamlara geldik. Şimdi bunları görüyoruz. Bunun karşında ithalatımız var. 600 milyar dolarlık bir ekonomiye doğru giderken bizim kurumuzdaki bu tür artışların köpüktü, üzerindeki gitti burada. Şu andaki kur zaten aradaki maliyeti ve enflasyonu da dengeleyecek tarzda bir yerini buldu. Bundan sonra inanıyorum ki bu tablo söylediklerimizin fevkinde, paralelinde gidecek ve buna göre kur istikrarlı bir yeri bulacak. Hem ihracatçı hem içerideki vatandaşımız da hiç şeyi takip etmeden, yani enstrümanları takip etmeden, çok fazla bu işlere bakmadan onlar da tasarruflarını, birikimlerini değerlendirme imkanı bulacaklar. Peki Sayın Güle, kurların düşmesi tabii vatandaşla indirim beklentisini de beraberinde getirdi. İş dünyası ne diyor bu durumu? Şimdi bu tabii bu yüksek artışlar doğal olarak hem talebi artırdı. Çünkü ben mal alayım, yarın gene de artacak, bu çünkü artıyor. Malı daha da fiyatlandırmasına sebep oldu. Yani satan, yarın ben bunu satın yerine koyamam endişesi doğal olarak bu fiyatların arz talepteki yoğunluk nedeniyle biraz daha yukarılara çıkarttı. Yani burada bu kurlar zaten daha önceki fiyatlara doğru yönelişi gerçekleştirecektir. Olması gereken de budur fiyatlaması, sağlıklı bir şekilde. Yani bu buradaki fiyatın üzerindeki kurdaki köpük gidince fiyatların üzerindeki köpük de gidecektir. Şu anın burada sağlıklı bir denge bulacaktır. Bizim de enflasyon hepimizin mücadele etmesi gereken bir konu. Bir bakanlığın bir işi değil. Hepimiz bu konuda rahatsızız. Enflasyonu yaşayan biziz. Enflasyonla uğraşan hepimiz bunun bedelini ödüyoruz. Öyleyse enflasyona sebep olacak her şeyden de kendimizi de ülkemizi de korumamız gerekiyor. Bununla mücadele birlikte yapmak gerekiyor. O nedenle hem fiyatlamada, herkesin maliyetleri oluşturmada, piyasa kurallarına uygun hareket ederek, aşırı spekülatif işler yapmadan, yani burada herkes için bunu söyleyemeyiz. Biz üreticiyiz. Üretime mutlaka bir stoğu olur. Ama bu işi ticaretin dışında bir ekstra kazanç için yapan stokçuluk da çok doğru bir hareket değil. Herkesin parasıyla malı uygun piyasa değerlerinden alması sağlıklı ve reel olanıdır. Çünkü biz reel ticaret yapıyoruz, alıyoruz, işliyoruz, karımızı koyup satıyoruz. Bunun ötesindeki realitenin dışındaki şeylerin piyasada kabul etmiyor, millet de kabul etmiyor. Öyleyse sağlıklı yapı oluşacaktır ve ben bir kez daha söylüyorum. Tabii ki bu kur nedeniyle bunlardan etkilenen spekülatif artışların da aynı şekilde dengeye gelip fiyatları bir yerde normalleşeceğini ve yavaş yavaş buradaki kurlar üzerinden ya da günün değerleri üzerinden ya da arz talebe göre mutlaka bir yerini bulacaktır ki mesela borsa emtia ürünlerinde döviz üzerinden olan rakamlar işte dün 50 liralık bir ürün bugün 30 liraya düştü. Yani bu doğal olarak bu güncel borsa fiyatları üzerinden fiyatlar, ürünler, emtialar hepsi fiyatlanıyor. Ona göre maliyetler yapılıyor ve güncelleniyor.
Sayın Gül'e değiniriz ama bir kez daha sormak isterim. Yeni Türk Lirası paketi sizce enflasyonu frenler mi? Yani bu biraz önce de evet söylediğim gibi bunun enflasyon için buradaki önemli bir süreç yönetimi sağladı. Yani bundan sonra çok olağanüstü bir dönem yaşıyoruz Büşra Hanım. Yani bize makine satan makine üreticisi Avrupalı ülkeler bizlere mektuplar yazdılar. Mail attılar. Dediler ki yılbaşından itibaren size verdiğimiz ürünlere Swiss frank üzerinden %7 Alman firması bize %10 zam yaptı. Yani bunlar bugüne kadar duyduğumuz, gördüğümüz, bildiğimiz şeyler değil. Bu sadece bizim uğraştığımız bir konu da değil. Bu dünya emtiaların nerelerde nereye geldiğini görüyoruz. %100'ün üzerinde artışlar var. Yani doğalgazdaki artışı görüyoruz, elektrikteki artışı görüyoruz. Bu normalleşme, fiyatlardaki doğalgazdaki yaşanan zamların bir an evvel normalleşerek geriye doğru gelmesi, elektrikteki zamların geriye gelmesi, akaryakıttaki zamların düzeltmeyle yapılacak zamlar durduruldu ama yapılmış zamların da bu kurlara göre ayarlanarak düzenlenmesini doğal olarak ham maddenin de bu kurlar ve çerçevesinde belirlenmesi fiyatları mutlaka geriye çekecektir ve enflasyonda da önemli bir süreç yaratacaktır. Ama bu bugünden yarına olacak konu değil. Çünkü dediğim gibi hala şu anda biz COVID ve COVID'in etkilerini, mutasyon virüslerini yaşıyoruz. Hala bazı ülkelerde alınan kararlar, protestolar bunları hepsini izliyoruz. Hala bu süreci zorlu bir süreç yönetimi yapıyoruz. Yani 2020'deki süreç ve yönetimi çok başarılıydı. Dünya örnek bir yönetim gösterildi. 2021'de de dünyanın etkilemiş olduğu bu süreç hepimizi etkiledi. Yani buradaki bütün emtialarda %100'ün üzerindeki artış doğal olarak buralarda ürünlere de yansıdı. Ama bu kurla gelen şey hepsinden öne çıktı. Bundan sonra daha normal bir şey içerisinde, düzenleme içerisinde, fiyatlama içerisinde öngörülebilirlikle birlikte bu fiyatların da düzeltmesiyle kesinlikle burada yılın ilk çeyreğinden itibaren enflasyonda önemli bir merhale alınacağına inanıyorum. Çok teşekkürler Sayın Gül'le. Türkiye İhracatçılar Kongresi Başkanı'nın İsmail Gül'le bizlerle birlikteydi, yayınımıza konuk oldu. Ve de